Ve Sisler Bulvarı'dan iyilikler, esenlikler dileyerek programımıza başlıyoruz. Tabii Adana'da meydana gelen olay çok değişik bir biçimde yorumlanmaya devam ediyor. Özellikle türbanlı hanımların dövülmesi veya onlara karşı cop kullanılması yankı yarattı. Ama şu gerçeği de asla unutmamamız gerekir. İnsanımızı işte türbanlıdır, işte türbansızdır, mini eteklidir veya işte kot pantolonudur diye ayırmak her şeyden önce doğru bir durum ve tutum değildir. Eğer bir suç işleniyorsa, polis eğer bir olaya müdahale ediyorsa, onu şu görüştedir, bu görüştedir diye ayırmak hakikaten haksızlıktır. Eğer biraz geriye bakarsanız daha çok dayak yiyen, daha çok toplumsal olaylarda polisle karşı karşıya gelenlerinde yine soldaki sendikaların ağırlıklı olarak onların olduğu da bilinmektedir. Şimdi gündemimize birden Furkancılar düştü. Furkancılar bir cemaat, öncelikle onu belirtelim. Başında Alparslan Kaytul var. Alparslan Kaytul aynı zamanda Mısır El Azhar Üniversitesi'nden İslam Hukuku bölümünü bitirdi. Aynı zamanda Adana'daki yine bir fakültede mezun oldu. Yani mühendis olarak çıktı. Ve baktığımız zaman da böyle değişik bir cemaat yapılanması içerisindeler. Son dönemlerdeki durum ve tutumları AKP'ye böyle karşıt bir durum ve dolayısıyla AKP'ye karşıtlığı da daha çok AKP'nin de tepkisine neden oluyor. Neden? Ya bak diyor, sizler de işte türbanlı hanımlar, işte ağırlıklı olarak çarşaflı kadınlar, işte bakın sizler daha çok sakallısınız, sakallı gençler. Yani bizimle olmanız gerekirken niçin bizimle değilsiniz diye eleştiriler oluyor. Ve devletin resmi belgelerine baktığımız zaman bunu Menzil isimli kitabımda da bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok gizli kayıtlı raporundan bu bölümü de aktarmak istiyorum. Diyanet'in gizli raporunda Furkancılar aynen şöyle anlatılıyor. Kuytul, Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. Mısır El Eser Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesinden 1997'de mezun oldu. 1994 yılında da Kasım ayında Furkan Eğitim Hizmet Vakfı'nı kurdu. Öne çıkan görüşleri şöyle anlatılıyor. Kuytul kendi çizgisini Rabbani ve tevhidi bir hareket olarak nitelemektedir. Demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yönetim şekil ve rejimlerini reddetmekte, ümmetin bu konularda sapkınlığa düştüğünü iddia etmektedir. Şimdi bu olaylarla ilgili, yani Furkancılarla ilgili olarak değerlendirmede Diyanet İşleri Başkanı'nın raporunda aynen şöyle geçiyor. Alparslan Kuytul'un devlet karşıtlığı söylemi, darbecileri ve FETÖ'yü savunmaya bunun yanında birçok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar ulaşmıştır. Öte yandan FETÖ elebaşına benzer şekilde Hazreti Peygamber'in adını istismar ederek onun kendi mitinglerine katıldığını iddia etme noktasına gelmiştir deniliyor Diyanet İşleri Başkanı'nın raporunda. Tabii ki bu konuyu Furkancılarla konuştuğum zaman da bu iddiaları reddettiklerini de hemen ilave etmiş olalım. Şimdi polisin tutumu, oradaki davranışıyla ilgili yorumlar farklı bir biçimde gelişirken biz bu olayı polisin içerisinde, yani emniyet teşkilatı içerisinde bilen, daha önce Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü'nde emniyetin sözcüsü olarak her zaman basının karşısına çıkan İsmail Çalışkan'la konuşmak istiyoruz. İsmail Çalışkan daha önce emniyetin narkotik birimlerinde uzun yıllar görev yaptı. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ve daha önce de başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yani emniyetin hemen hemen her kademesinde görev alan bir isim. Tabii ki toplumsal olaylarla ilgili olarak, yani çevik kuvvet konusunda da yine görevi gereği her zaman bulundu. İsmail Bey, hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, saygı be. Evet İsmail Bey, şimdi sizin bu durum tutumunuzu anlattıktan sonra hemen şuraya geçmek istiyorum. Adana'daki olay, yani Furkancılara dönük olay. Baktığınız zaman Türkiye'de sıkça benzer olaylar yaşanmasına rağmen bu olay çok siyasetin gündemine oturmaya başladı ve herhalde önümüzdeki dönemde de hayli konuşulacak gibi. Siz emekli bir emniyet müdürü olarak siz bu olayı, Adana'daki Furkancılara karşı girişilen olayı siz nasıl gördünüz, nasıl okudunuz?
Evet, Saygı Bey, şimdi bireylerin toplantı yapması, basın açıklaması yapması, gösteri işi, yürüyüşü yapması, benzer etkinlikleri düzenlemeleri biliyorsunuz başkalarının haklarını ihlal etmediği sürece, kanunsuz eyleme geçmediği sürece, şiddete başvurmadığı sürece yasaldır, bu anayasal haktır. Ancak bunlar, bu etkinlikler kanuna uygun şekilde izin alıp düzenleniyor. Düzenlendikten sonra işte basın açıklaması yapıyor, yürüyüşler yapılıyor. Fakat belirli bir aşamadan sonra bunlar kanunsuz şekle dönüşebiliyor. Bu kanunsuz şekle dönüşebildiği andan itibaren tabii devlet de kolluk güçleriyle buna müdahale etmek zorunda kalıyor. Çünkü toplantı ve gösteri yürüyüşleri belli bir düzen içerisinde olması lazım. Böyle bir bireylerin hakları var. Bu haklarını insanların kullanmaları lazım. Protestolarını yapmaları lazım. Ama nereye kadar? Başkalarının haklarını ihlal edene kadar ve şiddet başlayana kadar. Şimdi karşı tarafta bir direnç olduğu zaman, yani toplumsal olaylar kanunsuz hale dönmeye başladığı andan itibaren polis de veya güvenlik güçleri de kendine göre yavaş yavaş bu grubun durumuna göre, grubun durumu nedir, grubun niteliğine göre, gruptaki kişilerin durumuna göre kişileri etkisiz hale getirecek şekilde bir kuvvet kullanmak gerekiyor. Peki İsmail Bey, kanunsuz hale gelinceye kadar diyorsunuz. Şimdi toplantı, gösterişi, yürüyüşü yasal olarak yapılabiliyor. Yani hatta tabii, bunun için izin bile yani alınmasına gerek yok. Tabii. Kanunsuz hale gelmesi ne demek? Nasıl kanunsuz hale gelir bir yürüyüş? Yürüyüş kanunsuz hale yani ne oluyor? Şiddete başvuruyor. Karşı taraf şiddete başvuruyor. Etrafa zarar vermeye başlıyor. Daha eğer mesela yolu kapatıyor, yolu kapatmaması lazım, başka insanların yoldan geçmeleri lazım. Yani bazıları taşkınlık hale geliyor, yağma, yani cam çerçeve şey indiriyorlar. Ama sadece insanlar bağırıyorlar, bir yerde toplanmışlar, protestolarını yapıyorlar, kimseye karışmıyorlar, basın açıklamaları yapıyorlar. Burada bir problem olmaz. Ancak ne zaman ki başkalarının haklarına ihlal etmeye başladıkları zaman, çevreye zarar vermeye başladıkları zaman bu kanunsuz şekle dönüyor. Ama bu kanunsuz şekle döndüğü zaman polisin bunlara müdahalesi de, zor kullanması da kademe kademe, aşama aşama olması lazım. Yani karşı tarafta direnç ne kadar, ne kadar direnç varsa o dirence göre dozunu artırması lazım. Aşamalı olarak güç kullanması lazım. Bedensel güç kullanabilir. Yani bu orantısı, orantılı güç anlamına evet, gelen ifade. Evet, evet. Bedensel gücünü, maddi gücünü, bunlar değişik araçlarla kullanabilir. Yani neyle kullanabilir? Bunu işte tomalarda su fışkırtabilir, gaz bombası atılabilir. İşte kalkanlarla buna şey koyabilir, set çekebilir gitmemesi için. Bu şiddeti karşı tarafın direncine göre aşamalı bir şekilde, orantılı bir şekilde yapması lazım. Zaten zor kullanmak için mutlaka bütün bu yolların bitmesi lazım. Yani zor kullanmaya başlanmak için bütün bunların denendikten sonra hiçbir şekilde bunları engellemek mümkün değil o zaman. Ve burada da önemli olan konu, normal kadro polislerinin, ne diyelim, şube polislerinin, karakol polislerinin, ekiplerin bu olaylara kesinlikle müdahale etmemesi lazım. Burada yani bu müdahale, olaya böyle toplumsal olaylara her polis müdahale edemez, etmemeli diyorsunuz. Etmemesi lazım çünkü bu eğitim gerektiren bir şey. Yani polisin çevik kuvvetin içinde müdahale grupları vardır. Bu müdahale grupları psikolojik olarak da eğitimlerde hazırlanıyorlar. Karşı taraf çünkü tahrik ediyor, küfür ediyor, bir sürü tahrikler yapıyor. Bunlara kapılmaması lazım. Yani eğer ekipten gelen bir polis memuru tabii kendine bir hakaret yaptığı zaman, küfür edildiği zaman, kelsi herhangi bir şekilde hoşuna gitmeyen sözler söylendiği zaman kendini kaybedip tahrik olup işte şiddet gösterebiliyor. Biz bunun için, ya ben biliyorsunuz uzun dönem güvenlik daire başkanlığı yaptım 7 sene civarında ve bu çevik kuvvetle çok ilgilendim gerçekten. Ben biliyorsunuz o zaman panzerler vardı biz geldiğimiz zaman. Sonra bu panzerleri devre dışı bırakarak biz
toplumsal olaylara müdahale aracı dediğimiz tomaları devreye soktuk ve su kullanmaya başladık. Yani toplumsal olaylarda insanları yani job kullanmadan, şiddet kullanmadan böyle dağıtalım dedik. Sonra gazla önem verdik. Göz yaşartıcı gaz çok aldık o dönemlerde. Gaz bombalarıyla insanları dağılmasını sağladık ve bir de bu konuda biliyorsunuz o zamanlar daha çoktu. 1 Mayıs olayları falan vardı. O zaman mesela bu çevik kuvvet amirleri memurları tam kontrol edemiyorlar. Bunun için biz kask içi muhabere sistemi diye bir sistem bulmuştuk. Onu geliştirdik. Kaskları içinde dinleme alıcılar vardı ve amir bir talimat verdiği zaman, job check dediği zaman, saldır ya yani ileri git dediği zaman, geri çık dediği zaman bütün memurlar, bütün ekip aynı şeyi yapıyordu. Hiç kimse şey yapamıyordu. Nedir? Münferiden hareket edemiyor. Çünkü orada herhangi birisi vurun, kırın dediği zaman öteki o biri vuruyor, öteki de vuruyor. O vuruyor, öbürü vuruyor. Sonra bir de biliyorsunuz kasklara şey getirdik biz. Numara. Numaralandırmıştık yani, o da çok eleştirilmişti. Bu toplumsal olaylarda kasklı olduğu için polisler tabii bazen öyle bir şey oluyor ki 100 kişiyle olaya gidiyorsunuz. 95 kişisi her normal müdahale ediyor ama 3 kişisi, 5 kişisi şiddet kullanıyor. Oradaki insanları yere düşmüş insanlara job çekiyor. Kaçanlara gidiyor, çelme takıyor, arkasından vuruyor. Bunlar da kasklı olduğu için belli olmuyor. Bunlar kimdir? Nedir? Tabii bütün emniyet teşkilatını zor durumda bırakıyordu. O zaman biz bunlara yani hangi ilde, hangi takımda, hangi bölükte, hangi timde olduğunu yazan 34 işte 321, 34 321 bu kimdi, hangi memur? Bu işte İsmail Çalışkan. Tamam, bitti bu arkadaş. O zaman ne oluyor? Arkadaşlar da, müdahale eden arkadaşlar da kendilerini daha iyi kontrol halinde buluyorlar ve daha rahat oluyorduk. Yani ben onu özellikle Almanya'da işte ve Fransa'da ve İspanya'da toplumsal olaylarda kullanılan, toplumsal olaylara müdahale eden ekiplerde bunlar kullanılıyordu. Bir de toplumsal olaylara müdahale ederken sivil gruplar, çevik kuvvetin içinde sivil gruplar vardı. Bunlar grubun içindeki elebaşlarını çaktırmadan bu elebaşlarını etkisiz hale getirmek için işaret ediyor grubun içinde. Yani işaret ediyor, arkasına geçiyor telsizden tabii, diyor ki ben önümdeki bu işte sakallı şeyli arkadaş, gömlekli arkadaş diyor. Oradan müdahale, resmi müdahale grubu geliyor çaktırmadan, 5 kişi onu çevre içine alıyor ve onu etkisiz hale getirdikten sonra 3-5 tane elebaşı etkisiz hale getirdikten sonra yani toplumsal olayları kontrol altına alabiliyorsunuz. Bunların hepsi tabii eğitimle oluyor ve İsmail Bey, bu eğitimler yani bu polislerin bunların eğitimleri daha farklı bir eğitim mi oluyor? Nasıl evet, oluyor? Evet, tabii toplumsal olayların eğitimleri daha farklı. Tabii bu şey senaryolar oluşturuyorduk. O zaman senaryolar oluşturuyoruz. Toplumsal olaylar ne? Bir grup toplumsal olaylar yapıyor işte. Ateşler yakıyor. Sağa sola saldırıyor. Bunlara karşı nasıl müdahale etmemiz lazım. Ha, polislerin nasıl bir kısmı yani eylemci pozisyona giriyorlar değil evet, mi? Evet. Eylemci polisler oluyor bir kısmı. Bir kısmı da müdahale eden evet, polisler oluyor. Bu eğitimleri sık sık yapılması lazım. Yapılıyordur da zannediyorum. Zaten polis teşkilatı her zaman benim bildiğim kendini yeniler ne olursa olsun. Ve bu sizin bahsettiğiniz olayda da şeyin göstericilerin veya polisin üzerinde ne var? Türban mı var? Başörtüsü mü var? Bu polisi hiçbir zaman ilgilendirmez, ilgilendirmemesi lazımdır. Biliyorsun tabii, bir laf vardı bizim için. Biz adalet, polisin polis adaletin ilk kapısı derler. Yani bizim gözümüz bağlı. Kim varsa kanunsuz işi yapan biz onların karşısındayız. Ama yani o konuda yapmış, tam bağlı olmuyor. Şeylere göre, gruplara göre, eylemcilere göre değiştiği de oluyor. Yani olmaması bu, işte polisin, işin gerçeği. Böyle, polisin işini yapması lazım, olmaması tabii lazım işte. Bu polis işte adaleti sağlaması lazım. İnsanların polise böyle güvendi. Kim olursa olsun herkese aynı tabii ki muameleyi yaptığı zaman zaten güven tazelenir, güven olur zaten o zamanki. Devlete güven bu. Devlete güven önemlidir tabii yani. Çünkü oradaki polis devleti temsil ediyor.
Evet. Devlet herkese eşit halde İsmail Bey, muamele şimdi etmesi lazım. Şöyle bir başka o konuyla bağlantılı olduğu için söylüyorum. Şimdi bu olaylar, mesela şu görüntüler, işte bu görüntülerdeki işte kamuoyunun tepkileri şöyle yansıyor. Ya bunlar eğer televizyon kameraları olmasa, işte gazeteciler, foto muhabirleri olmasa, sosyal medyada bu görüntüler paylaşılmasa, zaten bunların da kamuoyu bilmez ve İçişleri Bakanlığı da işte bir soruşturma açtık falan filan demez. İşin gerçeği. Şimdi İçişleri Bakanlığı, 20 şurada belgesi şey arkadaşlar da gösterebilir. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 24 Nisan 2021 tarihinde illere bir genelge gönderdi. Ses ve görüntü kayda alınmaması, yani polislerin bir toplumsal olay sırasında bunların görüntülerinin kameraya alınmaması, işte seslerinin alınmamasını öngören bir genelge. Ve genelgeniz diyor ki, bu nedenle personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluşturduğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirmesini önemli rica ederim diyor Mehmet Aktaş ve Emniyet Genel Müdürü olarak bu genelge 27 Nisan'da gönderilmiş. Gerçekten böyle bir genelgenin eğer tam anlamıyla yürürlükte olsa, toplumsal olaylarda polisin işte fazla orantısız güç kullandığı veya işte polisin insanlara farklı bir muamele ettiği gibi sonuçları bizlerin, kamuoyunun bilmesi mümkün değil. Nitekim bu açıkça bir yerde sansür demek de yerindedir. Bununla bağlı olarak hemen arkasından basın aralarında, basın kuruluşlarında olduğu kuruluşlar Danıştay'a bunun iptali için dava açtılar. Şimdi Danıştay kararını ifade etmeden önce size şunu sorayım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün böyle bir genelge yayınlanması, yani ses ve görüntülerin alınmaması, kameralara hiçbir görüntünün toplumsal olaylarda alınmaması görüşü doğru bir görüş müdür sizce? Yok, bence doğru bir görüş değil tabii. Talihsiz bir bence bir genelge olmuş. Talihsiz bir açıklama olmuş bu. Şimdi biz tabii 1977 yılında ben bu mesleğe başladım. Devam ediyoruz değil mi? Tabii, buyurun. Seni göremediğim için şey yaptım. Ben 77 yılında başladım. O zamanlar tabii sosyal medya bu kadar yaygın değildi. Yoktu zaten. Yani var diye bir şey diyemeyiz. Tabii. O zaman bu kötü muameleler çok fazla biz görüyorduk da, oluyordu da bunlar. Şahit de oluyorduk bunları. Zaten o zaman bunlar normal gibi de görünüyordu yani. Yani bunu kim görüyor? Vali görüyor, emniyet müdürü görüyor, işte herkes görüyor, savcı görüyor, o görüyor. Normal gibi de görünüyordu. Ama nedir bu sosyal medya, kamera olduğu anda, o çıktığı anda bunlar topluma mal olmaya başladığı, evet, zaman gazeteci arkadaşlarımız o zaman da geliyorlardı, yanımızda gidiyordu, ama siz de polis muhabirliği de tabii yaptınız, biliyordunuz, evet, bu yanımıza gelip bunları yapıyordunuz. Ama bu bunların sosyal medya normali, gazetecilerin bu kötü muameleleri görmesi, kamuoyuna aktarması, bunlar çok normal ve doğru şeyler. Bunlar doğru olursa, çünkü teşkilat da kendisini yeniler. Aynen, oradaki tabii arkadaşlar da kendisini yeniler. Bu genelge tabii maalesef uygun olmadı bana göre. Sonra da zaten Danıştay da bunu iptal etti. Evet. Evet. Hemen İsmail Bey, o arada izleyicilerimizin de bilgilendirmesi açısından Danıştay'ın bu yöndeki kararını da biz şey yapalım. Kararın sonuç bölümünde diyor ki, genelgenin içeriğine yönelik yapılan değerlendirmelerde söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetler içerisinde bulunan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirdiği anlaşılmış olup, bu haliyle yasama organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil davalı idarecinin genelge niteliğinde bir düzenleyici işlem ile adı geçen temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlama getirilmesinde anayasamızın 7 ve 13. maddelerine uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Bu itibarla anılan temel hak ve hürriyetleri anayasanın 13. maddesine öngörülen hukuki güvenceler ve kanunla sınırlama
ilkesine aykırı olacak şekilde düzenleyen dava konusu genelge hukuka uyarlı görülmemiştir. Yani Danıştay 10. Dairesi Başkan Yılmaz Akçil, üyeler İbrahim Topuz, Vahit Kınalıtaş, Metin Arıtı ve Lütfi Akbulut bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu genelgesini iptal etti. Aman aman Allah'ım, o günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu sözünü ettiğimiz sansür genelgesini canla başla savunuyorlardı. Nitekim hala yargıya olan insanların güveni ve Danıştay'ın bu yönde verdiği karar en azından bu olayların polisi hatalı yapıyorsa, hata varsa, orantısız güç kullandıysa bunun gereğinin de yapılması lazım. Polis kesinlikle aslında korkmamalı, yaptığı işten kendisinden eminse bundan niçin korkacakmış, değil kesinlikle mi? Kesinlikle yasal şartlar olduğu zaman polis silah bile kullanabilir. Yani yasal şartlar oluşsun. Yasal şartlar oluşturmadan kendi kafasına göre şiddete başvuramaz yani. Vurduğu zaman emniyet teşkilatı 400 bugün herhalde 400 bin civarında oldu emniyet teşkilatı. 400 bin emniyet teşkilatında canla başla çalışanlar var işte gece gündüz evet. Nöbet tutanlar, şehit olanlar, gazi olan bir sürü arkadaşlarımız var. Yani 3-5 kişi bu işi yapıyor ve bunları da saklayalım. Bunları soruşturma açmayalım. Bunlar işte şöyledir, böyledir. Bunu yapmamak lazım. Kesinlikle en şiddetle bunların cezalandırılması, hatta yani mümkün olursa meslekten atacaksın. Bugün yapıyor, yarın yine yapar. Bunda bir şeylik var. Yani tabii bir de bir şey yapmasanız diğer polislere de kötü örnek oluyor ya yapınca. Kesinlikle. Yani biz o toplantı gösteri yürüyüşlerinde ben unutmuyorum. O zaman Celalettin Bey vardı ben sözcülük yaparken. Sayın Valimiz Celalettin Cerrah. İstanbul Emniyet Müdürü'yken. Yani bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde hata yapan insanları hemen açığa aldırıp gereğini yapıyorduk. Çünkü o yapmazsanız bunu öbürkü toplantı ve gösteri yürüyüşü nasıl olsa devlet beni koruyor. Onun için öteki daha da yapıyor. Veya bir şey polislere şey göstermesi olur biliyorsun. Eşkal. Bu muydu? İşte başkalarını gösterebilirsin. Bu değildi. Yani saklamaya gerek yok yani. Suçu kim işlediyse cezasını çeksin yani. Yani diğer arkadaşları teşkilatı zan altında bırakmamak kesinlikle gerekiyor. Yani zaten polis alırken bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani herkesi polis yapmamak lazım. Bizim zamanımızda çok şeyler vardı. Yani o doktor kontrolünden geçmek çok zordu yani. Psikolojiden geçmek çok zordu. Psikologlar muayeneler yaparlardı bize. Evet. İsmail Bey, şimdi tabii ki biraz sonra o bölüme de aslında geçeceğiz. Polis alımlarıyla ilgili bölüm ama. Şimdi sıkça en çok konuştuğumuz işte böyle toplumsal olaylar gündeme gelince polis orantısız güç kullandı sözlerini sıkça duyarız. Bu orantısız gücü biraz açar mısınız? Ne demek orantısız güç? Yani karşı taraf size şimdi bir güç kullanmanız geldi. Nedir? Güç kullanmak için şartlar oluştu. Ne yapıyor size karşı? Sopayla saldıracak şimdi. Siz bu sopayla saldırana silahla gidip veya tekme tukat girip bunu yere atarsanız olmaz yani. Bunu orantılı güç, bu sopayı nasıl etkisiz hale getirebilirsiniz? İşte kalkan kullanabilirsiniz. İki kişi ellerinden tutabilir bir şekilde. Yani bunun karşı tarafın şiddetine göre gücünü ayarlayacaksınız. Yani karşı taraf sadece sopa kullanıyor. Sen o sopa kullanacak diye onu ateş edemezsin. Gidip kafasına vuramazsın. Bu gücü hesaplamanız lazım. Yani karşı taraf direncini ne kadar artırıyorsa siz de o direncini artırdığı kadar artırabilirsiniz. Yoksa direkt onu etkisiz hale getireyim ben. O bana işte küfür etti, bağırdı, çağırdı, hakaret etti, işte şöyle yaptı, böyle yaptı, gidip adamı yaka paça yere atıp kafasına tekmeyle, jopla vurmaya gerek yok yani. Bunlar işte orantı bu yani. Karşı tarafın size gösterdiği direnç ölçüsünde siz de ona müdahale edeceksiniz. Yani direnç arttıkça siz mi de, o size silah çekerse siz de silah çekebilirsiniz. Yani bu öyle. İsmail Bey, bazen şöyle oluyor, bakıyorsun diyelim ki binlerce gösterici, işte ortadaki polis sayısına bakıyorsun, onlar da sınırlı. Bu polislerin, yani Çevik Kuvvet'teki görevli polislerin böyle eğitimlerinde falan nasıl böyle hakikaten çevik hale mi getiriliyor? Yoksa genelde yani polisliğe yeni alınanlar işte toplumsal olaylara daha çok bunlar mı gönderiliyor? Nasıl oluyor?
Genelde tabii yeni alınanlar daha çok çevik kuvvette değerlendiriliyor ama tabii bunlar eğitiliyor orada. Yani Eğitilirken çevik hale getiriliyor mu gerçekten? tabii daha çevik hale getiriliyor orada ve toplumsal olaylara yani bu müdahale timleri ayrı. Yani buna özel timler diyorum. Bunlar müdahale timleri daha ayrı. Öteki geride kalanlar yani hani koşuyor işte toplantıda alacak arkasından koşacak. Ama arkasından koşarken gidip çelme takıp tabii jop vurmayacak. Yani bu şeyler ayrı. Kademe kademe orada yeni gelenler hemen toplumsal oylara hemen yakalama müdahalesi yaptırmazlar Çevik Kuvvet. Çevik Kuvvet gerçekten çok gelişti bizim son zamanlarda ama içinden böyle şeyler çıkıyor. Ama dediğim gibi bizim şeylere baktığımız zaman olayların çoğunda Çevik Kuvvet'ten ziyade şube polisleri, ekip polisleri daha çok şey vuruyor. Yani şiddeti kullanıyorlar. Onlar çünkü orantıyı tam ayarlayamıyorlar. Yani Çevik o zaman Kuvvet şöyle polisleri bu oluyor. konuda Tam daha organize bir güç olmadığı zaman böyle değişik birimlerden toplama işte olaylara müdahale için belki yoğunluk nedeniyle olduğu zaman bu tür olayların olduğu görüşündesiniz onlar daha anladığım çok kadarıyla. evet onlarla daha çok karşılaşıyoruz Evet. o olaylarla. Bu psikolojik olaylar mesela bu yönüyle baktığın zaman çünkü şöyle yani bu tabii her grup için demiyorum ama bazı eylemci gruplar da seslerinin duyulması için daha çok böyle polisi tahrik eden olaylar olur. İşte ne bileyim yani küfür eder veya işte bacağına vurur. Ona benzer olaylar oluyor. Ama hemen başında belirttiğim bunu bütün eylemci grupların veya toplantı gösteri yapan gruplar için söylemiyorum ama genelde böyle aşırı uçlarda olanların böyle bir takım yol ve yöntemleri var. Bunların karşısında polis ne yapıyor mesela kendisine durup dururken, küfür ederken veya işte ayağını vururken o andaki tutumu ne oluyor efendim? Tutumu işte eğitimli polisler bu konuda daha sabırlıdır. Yani Çünkü kolay onlar kolay yani bazen işte küfürlerin altından yani onlar da ya kalkamıyordur. şimdi karşı karşıya geliyor zaten. Karşı karşıya geldiği zaman kalkan var. Alt taraftan tekmeyi vuruyor. Üst taraftan küfür ediyor. Alttan tekme vuruyor, üstten küfür ediyor. Oradaki arkadaş işte bu sabır ve psikolojisi çok önemli. Ben bunlara şahit oldum tabii. Diyarbakır'da böyle bir yine toplumsal olay vardı o zaman PKK'nın bir olayı vardı. Bir yürüyüş vardı. Tabii şeyde Çevik Kuvvet yetmediği zaman çok kalabalık bir gruptu. Özel harekatçılar ve şeyler kadro polisleri, karakol polisleri vardı. Tabii aynen yüz yüze karşı karşıya geldi bu terörist grupla. Onlar bağırıyorlar, çağırıyorlar. Aynı sizin dediğiniz gibi karşı karşıya geldiler. Ben buna şahit oldum çünkü. Oradan küfür ediyor karşı taraftaki şeye karakol polisi, özel harekatçı. Aşağıdan birisi tekme vurdu. O arada ortalık karıştı ve büyük olaylar başladı. İşte bak bu kadar kıvılcım. Bundan büyük bir olay başladı o zaman Diyarbakır'da. Yani o şey vardı o zaman bir il başkanı öldürmüştü zannediyorum. O büyük bir olay başlamıştı. Yani böyle kıvılcımdan, ufak bir kıvılcımdan oradaki abi belki eğitimli Çevik Kuvvetçi olsa hiç ilgilenmeyecek yani böyle duracak orada. Ama orada özel harekatçı ve karakol polisi bunları hazmedemedi. O küfürleri ayağına tekme vurmayı ve ufak bir şeyden büyük olaylar başlayabiliyor. Bunun için toplumsal olaylara müdahalede mutlaka eğitimli grupların müdahale etmesi, mutlaka Çevik Kuvvet'in buralarda tedbir alması lazım. Yani şimdi mesela Türkiye'de günde şu anda 500 bin tane basın açıklaması vardır. Şu anda emniyette açıklasınlar. Şu anda bütün illerde kiminde 10 tane, kiminde 5 tane herkes kendi gruplar basın açıklaması yaparlar. Yapıyor, evet. Ama bazı gruplar sizin dediğiniz gibi bunu basın gelsin, olay olsun, kendi sesimizi duyaralım diye bunu kanunsuz hale getirmek isterler. Burada işte oradaki müzakerecinin, burada güvenlik şubedeki arkadaşlar da çok önemli. Burada müzakereciler oluyor. Grubun lideriyle iletişimi çok önemli. Yani Yani şeyin oradaki polisin içerisinde bir de müzakereci mi var? evet, güvenlik şubedeki arkadaşlar bu konuda uzmanlar. Burada karşı grupla iletişim iyi kurmak lazım. Pazarlık Yani yapılıyor yani. karşı grupla iletişim iyi kuramazsanız siz ona sert davran, o size sert davransa ne olur? Biter. Ama çok basit bir şekilde bunları çözen arkadaşlarımız olur, çözemeyenler olur. Yani illa yürüyeceğim diyor. Tamam yürü de şuradan yürü diyen oluyor. Yani şuradan yürü.
trafiği rahatsız etmeden, yayaları rahatsız etmeden yolun şu kararında yürü, biz sana müsaade edelim, biz seni yürütelim diyen oluyor. Öbür tarafta bazı arkadaş diyor ki kardeşim yasa, kesinlikle yürüyemezsin. Şimdi iki tane şey çıkıyor ortaya, olay çıkıyor. Burada orada olay yerinde olan arkadaşın, müzakereci arkadaşın bu konularda eğitimli olması lazım. Herkesin gidip diğer karşı grubun lideriyle ikna çalışmalarına girmesi uygun değil. Bu işleri yapan arkadaşlarımız eğitimler, bunun eğitimlerini alıyorlar. Mutlaka eğitimli arkadaşlar, eğitimli kişiler müdahale edecek, eğitimli kişiler muhatap olacak. Evet. Bir de tabii şunu söylemek lazım. Şimdi toplumsal olaylar bu şekilde gelişiyor ama polis alımlarında mesela geçmişte 2 yıllık meslek yüksekokulundan polisler eğitilip çıkılıyordu. İşte baktığın zaman emniyet müdürü veya işte komiser yardımcısı olarak çıkılabilmesi için, göreve başlanılması için önce polis kolejinde ya da işte polis akademisinde 4 yıl polislik ruhuyla eğitimler yapılırken, şimdiki böyle polis alımları, işte emniyet komiser yardımcısı olarak yetiştirilenleri çok kısa sürede, belki 8-10 ay içerisinde, 7-8 ay içerisinde bunların göreve başlatılmasında bir polis müdürü, eski bir emek polis müdürü olarak sakıncalar var mı efendim? Yani eskiye göre iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne dersiniz siz? Şimdi tabii eğitim her zaman eğitimdir. Bu polis koleji ve polis akademisinin kapatılması maalesef hiç iyi olmadı. Emniyet, evet, 15 Temmuz'dan sonra kapatıldığını, evet, da bu arada hatırlatalım. Ve aynı işi yapan mesela Jandarma Genel Komutanlığı var. Jandarma Genel Komutanlığı ve harp okulları kapatılmadı. Yani onlar devam ediyor şeylerine. Fakat nedense Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Akademisi'nin Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapatıldı. Polis Meslek Yüksek Okulları çoğunun 5 tane mi 4 tane kaldı galiba. Hepsi kapatıldı. 20 tane vardı. Biz Avrupa'nın en önemli, yani Avrupa'da gerçekten polis akademisi çok önemli bir yerdeydi. Yani çok eğitimleri, polisin eğitimi çok iyiydi. Çok iyi eğitimler veriyordu. Biliyorsunuz polis enstitüsü 1938-39 yılında kuruldu ve o yılda 1940 yılında ilk mezunu verdi. Bugün 22. Ve polislik bir meslek olduğu halde polis kolejinden ve polis akademisinden yetişen sadece 3 kişi emniyet genel müdürü oldu. Yani bir tanesi işte en son Celal Bey, Celal Uzunkaya. Daha önce Saadettin Tantan döneminde Turan Bey'i getirdi, Turan Geç. Ondan önce de ilk müdürümüz Ünal Bey yani. Şimdi tabii bu okullar gerçekten çok kaliteli insanlar yetiştiriyordu. Nasıl yetiştiriyordu? Çünkü valiler yetiştiriyordu, belediye başkanları, milletvekilleri. Yani benim bildiğim işte Ünal Bey vardı, Necdet Bey mesela, rahmetli Necdet Menzil Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Cemil Serhatlı valimiz vardı. Rahmetli Mehmet Gündoğdu valimiz, Mehmet Canseven valimiz, Naci Parmaksız valimiz, Allah uzun versin. Evet, işte en tabii. Son Hasan Özdemir, ondan sonra Celalettin Cera. Ya böyle kaliteli bir eğitim veren bir okuldu ve şimdi şu anda bakıyorsunuz bütün emniyet müdürleri neredeyse valiler emniyet müdürü olarak atanacak neredeyse, o hale geldi. Yani bu Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nin mutlaka açılması lazım. İleride bu, yani şu anda emniyeti yöneten arkadaşlar kim? Şu anda emniyeti yöneten genel müdür yardımcıları, il emniyet müdürleri, işte İstanbul Emniyet Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü, İzmir Emniyet Müdürü, genel müdür yardımcıları. Bunların %90'ı Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunu. Evet. Bunlar yönetiyor. Yarın İsmail yani böyle... Bey, anladım. Peki bir de şunu sorayım. Yıllardır emniyet teşkilatındasınız. Emniyet teşkilatının bu kadar Fethullahçı grupların kontrolü altına geçtiğini hakikaten emniyet sezemedi mi, göremedi mi efendim? Gördü, görmez olur mu? Yani bunların raporları vardı, daha önce raporları vardı ama üzerinde durulmadı. Ben iyi hatırlıyorum. İzzet müdürümüz vardı. İzzet abi, İzzet rahmetli oldu. Onun bir raporu vardı. İzzet Bey ile Nihat Bey'in ikisinin beraber hazırladığı evet, bir rapordu. İlk şey onlarda tespit edilmişti. Fakat her zaman bu göz ardı edildi. Biliyorsunuz o DGM savcılığı şey açmıştı, dava açmıştı, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığı. Ve o kadar etkinlerdi ki, tabii bizim zamanımızda yoklardı. Biz 80 yılından sonra polis kolejinde tam etkin olmuşlar. Biz onlarla okumadık hiç, bizim devrelerimizde böyle bir şey olmadı. O şey de
dava açmışlardı. Hiç unutmuyorum ben o davada. Nuh Mete Yüksel'di galiba dava açan savcımız. Yani öyle sonra onunla ilgili bir yasada değişiklik yapıldı. Sonra takipsizlik verildi. Kitapta yazdınız da orada şöyle bir şey. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şöyle bir soru sordular. O kadar çok ince şeyler yapıyorlardı ki. Bu bir terör örgütü müdür diye savcılık soruyor. Terör örgütünün nitelikleri o zaman ne silah olması lazım, şu olması lazım. İşte soruyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ki bu terör örgütü değildir diyor şimdi. Terör örgütü değildir dediği zaman oradan takipsizlik çalıyor. O kadar organize olmuşlar, ellere geçirmişler. Fakat bunu görmek istemedi büyük bir ihtimalle belirli bir gruplar. Yoksa bu her zaman söylenmiş işte. Hablemitoğlu da söylemiş bunu. Türkiye ama şunu da söyleyeyim ki. Yine bir olayda emniyetle ilgili yürütülen yani emniyette Hanifi Avcı Bey'in yazdığı kitaptan sonra Hanifi Bey'le ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emniyetin genel müdür yardımcıları Ankara, İstanbul, İzmir emniyet müdürleri yine daire başkanlarına 4 tane müfettiş gitti sorular yöneltti. Siz işte böyle bir Fethullahçı yapılanma var mı diye. Ya İsmail Bey çok gariptir ama o belgeler hepsi elime geçtiği için söylüyorum. İkisi 3 kişi hariç, 3 kişi hariç, birisi Celal Uzunkaya az önce sözünü ettiniz, birisi Sabri Uzun. Birisi de Emin Aslan mı? Emin Aslan evet, 3'ü. 3'ünün dışında diğerleri kesinlikle böyle bir yapılanma, öyle bir şey olsa zaten bizim haberimiz olurdu denildiği gerçeğini de hatırlatalım. Size de çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. Yalnız şunu söyleyeyim. Şimdi bu 3600 konusu var. Ben bu İsmail, programa çıktım ama. Onu yüce devletimiz 3 yıldır söz veriyor. Bakalım bekleyelim. 3600 ek gösterge. Aynı bakanlıkta görev yapan jandarma ile polisin aynı göstergeyi alması istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Peki. Tahsil farkı gözetmeksizin intibak yasası da çıkmak suretiyle 3600 göstergeyi mutlaka polis arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ ol İsmail Bey. Peki. Tamam. Başka peki. Zaman görüşürüz. Ve şimdi hemen birazdan güldüren polis yani bu kadar toplumsal olaylar dedik işte toplumsal olaylarda yaşananlar dedik polisin işte orantısız güç kullanmasından kaynaklanan sorunları dile getirdik. Ama polisin bir de güldüren yüzü vardır. Onu da yine Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş bu konuyla ilgili uzun süreler çalışmış Feyzullah Aslan müdürle konuşacağız. Feyzullah Aslan müdürle konuşmadan önce tabii ki o konuşmanın içerisinde bu telsiz şeyi çok geçecektir. Şimdi bu telsizlerden bizler de gazeteci olarak kullanıyorduk. Bazen haberleşmede ama bir frekans vardı ki biz hep onları da polisi dinlerdik. Yani ne var? İşte polis telsizinde geçer. Falanca yerde olay var. Biz bakarsanız polisten önce olay yerine giderdik gazeteciler olarak. Ve bu telsizde Ali Fırat Bey'in odasında baktım böyle eski hatıra olarak bırakmış. Ve ben de bunu biraz sonra konumuz telsiz olduğuna göre telsizle ilgili yapılan konuşmalarda yine biz şimdi Feyzullah Aslan Müdür Bey'den dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Feyzullah Bey. Hoş bulduk saygılar, selamlar. Saygılar. Feyzullah Bey bunları hatırladınız tabii değil mi bu telsizleri? Evet. Telsizleri hatırladınız. Eski tip telsizler bizler de bundan dinlerdik. Feyzullah Bey az önce biz İsmail Çalışkan Müdür'le konuştuk. Polisin durum tutumlarını sizler de hep emniyetteki basınla ilgili toplantıları siz yapardınız. Emniyet sözcülüğü de uzun süre yaptınız. Bir de polisin güldüren yüzü var efendim. Yani polisin böyle tamam job kullanıyor işte falan ama bir de polisin güldüren sözü var ve siz bunu güldüren polis isimli bir de kitapta bunu derlediniz. Birkaç örnek verir misiniz bize efendim? Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Güldüren polis derken güldür düşündür diye bir polis. Daha doğrusu kitap yazdık biraz. Polis yazmaz, yazarlara kızardılar ama biz yazıyoruz. Evet, yazıyorsunuz biliyorum. Öncelikle herkese, izleyenlere, dinleyenlere ve siz program yapımcılarına ve televizyonda görev alanlara çok teşekkür ediyorum. Selam sevgilerimi sunuyorum. Polis zor görevleri yapıyor. Polis hep zorda ve darda olanlara yardım ediyor. Ve tehirinde mazeret umulan hal, yani acele halledilmesi gereken hallerden dolayı da çok hızlı hareket ediyor. İşte polis bu hızlı hareket için telefon, tabii eskiden cep telefonu da yoktu şimdi var da, en kolayı telsiz, telsiz haberleşmesi. Bu telsiz haberleşmesi de vatandaşa daha kolay hizmet, daha hızlı hizmet etsin diye bazen şaşırabiliyor, yanlış yapabiliyor, unutabiliyor, eksik söyleyebiliyor. İşte ben de bunları polisin vatandaşa daha çok hizmet etsin, daha çabuk gitsin amaçlı konuşurken yaptığı eksikliklere bir kitapta topladım. Yani polis
güldürdüğü düşünür de polis telsiz konuşmaları diye. Orada mesela diyor ki bizim polis her sabah kalkar bölge trafik ekibi görevli olduğu yolu kontrol eder. Ben Antalya Emniyet Müdürüyüm. Antalya'da Kemer, Antalya arasında görevli bölge trafik ekibi yolu kalkmış sabahleyin 7'de görev almış, kontrol etmiş. Bilgi veriyor merkeze. 54-45 merkez diyor. Merkez dinliyorum diyor. 54-45 konuşuyor merkez. Kemer Antalya yolunda görevliyiz. Görevimizi aldık. Yolu kontrol ettik. Yolda herhangi bir trafik kazası yok. Hava yağışlı, zemin kuru diyor. Haber merkezi diyor ki peki hava yağışlı zemin nasıl kuru olur? Merkez o anda tünelden geçiyorduk diyor. Aslında belki de şaşırdı. Ya yanlış söyledim diyemiyor polisin de hızlı. Tünelden geçiyorduk. Halbuki tünelde telsiz çekmez. Yine bir cenaze töreni var. Haber merkezi diyor. Merkez camiye son durum nedir diyor. Merkez cenazeler mezarlığa seyir halinde diyor. Cenazeler mezarlığa nasıl seyir halinde olacaksa. Yine ben Elazığ Emniyet Müdürüyüm tabii çok Kocaeli, Elazığ, Gaziantep, Antalya, Aksaray emniyetleri yaptım. Sizler de buna şahitsiniz. Siz de rahmetli abinizi de rahmetle anıyorum. Onun valiliğinden dolayı da daha çok biliyorsun ama siz de saygın ve saygı Öztürk gazetecisiniz. Şimdi Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde bir gün tabii gece gündüz görevli biraz da doğu. Gece saat 12 civarı sokakta arabayla geziyorum. Bir baktım bir araba yalpa yaparak gidiyor. Belli sarhoş gibi anons ettim. 33'ün merkez dedim. Dinliyorum dedi. Gazi Caddesi'nde Ordu Evi Doğu Kent civarına 23 Elazığ Lövga 023 plaka araç seyir halinde. Ekipler kontrol etsin araç alkollü mü diye. Bütün trafik ekipleri 54-45 yolu kesti, 54-15 yolu kesti, 54-35 yolu kesti diye cevaplar. Bir müddet sonra 54-45 merkez Sayın Osuçoğlu dedi. Dinliyorum. Ben anons ettim. Araç alkollü mü? Bakın diye. Sayın Müdürüm aracı aldık, kontrol ettik. Araç alkol değil, dizelmiş, dizel. Ki aldığı için de Elazığ'ın önemli bir gazetecisi. Yani şimdi polis bir tarafta vicdanı el vermiyor. Bir tarafta emniyet durağı not etti. Yani alkolden ehliyeti gitse bir dert, gitmese başka bir dert. O haber yetiştirmek için gidiyor. Ve polis yine vicdanlı davranıyor efendim. Alkol değil, dizelmiş, dizel diyor. Sabah geldi bana izah etti efendim. Gazeteci Saygı Öztürk'ün arkadaşım kimdi Mehmet? Evet, evet. Dolayısıyla böyle güzel konuşmaları var. Ama bir rahmetle anayım. Şu anda Eskişehir Emniyet Müdürümüz Yaman Ağırlar. Onun babası rahmetli Selami Ağırlar. Emniyet Müdürü Bilecik'te. Ben rahmetli abim de Bilecik'te beraber çalışmışlar. Evet. Bak, bak nereden nereye. Şimdi bir gün Selami abim de Allah rahmet eylesin. Çok saydığımız, sevdiğimiz müdür. Yavaş konuşur, ağır konuşur. Gece saat 11'de 33-10 merkez diyor. Merkez dinliyor. Merkez onlar beni arasın diyor. Onlar beni arasın. Tabii merkez anlamıyor onları. Anlaşıl diyor. Ama ne olduğunu bilmiyor onlar kim. Aradan 15 dakika geçiyor. Merkez diyor onlar beni arayacak. 33 konucu ne oldu? Efendim telefonla arıyorum diyor merkez. Telefonla arıyor. Sayın müdürüm diyor. Çok özür diliyorum. Onlar anlaşılmadı. Kim onlar? Merkez müdürler diyor. 34-10, 35-10, 36-10, 37-10, 38-10, 39-10. Merkez bu sefer anlaşıyor. 34'ün emri. Bütün müdürler 33'ün arayacak diyor. Ondan sonra müdürler 36'ın anlarsa 37'ün 38'ün. Onlar beni arasın. Ondan sonra müdürlerin adı onlar, polisin adı bizler kalmış. Rahmetle anıyoruz. Elami Bey de. Evet. Bir aslan Öztürk'ü de. Sayın Valimizi de. Bunun evet. için saygılar bizler arasın diyor gazeteciler. Evet. Böyle kitabınızda güldüren polisin hikayeleri daha çok bunlar herhalde. Bu tür olayları böyle derlediniz, topladınız. Çok güzel olaylar var. Çok ilginç olaylar var. Size hediye edeceğim ama sırada size kullanırsanız da sevinirim. Polisin sevimli, sempatik yönünü. Tabii. Şimdi ben de bir iki tanesini okuyayım. Şimdi 45-12. Merkez hırsız kaçıyor. Merkez anlaşıldı. Nerede nereye kaçıyor? 45-12. Şuraya doğru kaçıyor. Merkez. Biri 45-12'den telsiz alsın adam gibi tarif etsin. O kızmış yani müdür ona. Başka bir olay. Bak Urfa'dayım yıllar önce çok özür diliyorum. Sıkıntım var. Sıkıntım komutanı Kartal 1 anons ediyor sabah 5'te. Kartal 1 merkez Kartal 2. Cevap vermesin hafı yuttun. Bir gün Kartal 1 merkez Kartal 7 diyor. Kartal 7 de merkez komutanı. Bir daha Kartal 1 Kartal 7 cevap yok. Bir daha Kartal 1 Kartal 7 diyor. Telsizde bayan sesi. Bir dakika Kartal 7 banyoda haber vereyim diyor. Kadın bile korkmuş komutanlar. Evet. Bir de Yonca Evcimik'in bir konseriyle ilgili bir not var yine kitabınızda. Evet. 33-45 arıyor. Yonca Evcimik konserindeki son durum nedir diyor. Oradan cevap veriyor 62-20. Henüz aboneyi söylemedi amirim diyor.
Yani Ama böyle. oraya söylese bitmiş olacak konser. Ya evet. Yine başka bir olay. Caddede şüpheli bir paket var deniliyor 54-33. Merkez dinliyor. Anlaşıldı. Çevre güvenliğini alın. Pakete dokunmayın. Uzman ekip seyir halinde deniliyor. 54-33 tekrar arıyor. Nereden anladınız? Pardon. 3 dakika sonra arıyor. Uzman ekibe gerek yok. Paket boş diyor. Yani paket öyle oluyor ki pakete dokunmayın diyor. Uzman ekip seyir halinde. Ama aradan 3 dakika geçtiğinde uzman ekibe diyor gerek kalmadı. Paket boş. Merkez diyor nereden anladınız bir paketin boş olduğunu? Çevre güvenliğini alın demiştiniz ya. Üzerinden kamyon geçti efendim. Ve şimdi polisin bak tez canlı güya uzman ekibi yormayın ama patlasa kendi de gidecek kamyoncu da gidecek. Evet. Kamyon geçti kamyon efendim diyor. Fezullah Bey son şeylerini sözlerinizle alalım ve yayınımıza ara vereceğiz kısa bir tamam. Reklam arası. Evet. Efendim öncelikle çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbetten dolayı bizi hatırladığınız için ama gerçekten siz de abiniz rahmetli vali olduğundan yıllardan beri de polisin içerisinde gazetecilik yaptınız. Polis vatandaş zorda ve darda iken yardım eden kişi ama kendinden çok da başkasını düşünen kişi. Fakat ne yazık ki polisin bu görevleri çok göz önüne gelmez ama yaptığı bir yanlış her zaman göz önüne gelir. Ama yanlışlarında tabii ki göz önüne gelmesi iyidir. Bunları gizli saklı değil. Aklında yani bunların yanlış yapanlarla ilgili işlem yapılması lazım. Ama tabii. Dediğiniz gibi o kadar böyle canla başla çalışan insanların da her zaman takdir edilmesi hoş gerektiğini görmüyor. Ekliyoruz. Emniyet teşkilatı çok ulvi bir teşkilat. Evet. Yanlışı yapanların da hesabını soruyor. Ama bu toplumda yanlış varsa polis de bu toplum dışına çıkmış yanlış tabii. Yapabiliyor ama yanlışı hoş görmemek gerekli işlemi yapmak lazım. O nedenle sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Çok teşekkür ama ederiz. Polis vatandaşın Allah'tan önce son başvurduğu kişi başına bela geldiğinde ona git buna git karakola git o da yardım etmesi Allah'ım sana yardım et diyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız Fezullah Bey. Ve şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ama arkasından da yine önemli bir konuya de değineceğiz. Atlas Yardım Derneği Başkanı ile ilgili önemli gelişmeler var. Çünkü önümüz Ramazan ve bu Ramazan'da Ferda Altıntaş'ın anlatacağı vatandaşımızın içine düştüğü durumu ortaya konulması açısından da çarpıcı bilgiler olacağını ifade ediyoruz. Ve reklam arkasından görüşmek dileğiyle.